Eğer aklım varsa uhrevi inkılabatında, berzahi etvarında ve dünyevi inkılabatının müsadamatı altında ezilen, bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak. Şimdi aklım varsa diyor. Bu çok önemli. İman aklın ihtiyarıyla ya abi. Aklım varsa uhrevi inkılabatında. Yani insan mesela alemi ervahtan gelmiş. Şu an şehadet aleminde. Oradan kabre girecek. Oradan haşir, sırat, değil mi? Cennet, cehennem bak. Uhrevi inkılabat diyor bu. İnsan böyle bir seyahat edecek. Berzahı etvarında. Bu da kabirde ruhumuzun bekleme salonu. Orada bir sürü olay ve hasat yaşanacak diyelim. Ve dünyevi inkılabatının. Dünyevi de birçok inkılap oluyor. Ne oluyor? Bak şu an mesela ekonomik gelişmeler var. Bir 5 ay önce ne vardı? Deprem hadisesi vardı. Bir sene önce, 2 sene koronavirüs vardı değil mi? Hususi geçirdiğimiz hastalıklar da. Dünyevi inkılabat dediği de o. Uhrevi inkılabatında, berzahi etvarında, dünyevi inkılabatında, müsadamatı altında ezilen, bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak diyor. Şimdi yukarıda demiş diye kendi nefsime hitaben demiştim. Ey gafil. Bak gafletin de söylüyor. Gaflet neymiş? Bak ne kadar güzel. Yani ahiret noktayı nazarında abi senin işine yaramayan ne var gündelik uğraştın? Allah'a hesaba katmadan ahireti, berzahı, haşri, sıratı sen gaflettesin yani. O yüzden kendisine uyarıyor. Nota veriyor kendine. Bırak bu işleri diyor. Bırakacaksın diyor yani. Bırakmamız gerekiyor. Ehemmiyet verme. Onların zevalinden kederlenme. Sen kendin mahiyetine bak ki senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fatır Hakim'in emrine muti olan o sultanla itaat et, kurtul. Şimdi burada teknik bir izahat yapıyor abi. Yani ben gafletten kurtulmak istiyorum. Nasıl kurtulacağım gafletten? Gafletten gaflet edince o zaman tesadüfe tesadüf edilir. Her şeye esbaba veriyorsun. Peki ben gafletten nasıl kurtulacağım? İnsanın mahiyetinde abi maddi manevi cihazlar var. O cihazlardan bir tanesini nazara verdi ve dedi ki o cihaz senin latifelerinin evet ve duygularının sultanıdır. Ona itaat edersen kurtulursun. Şimdi bu çok soruluyor. Bu neyin nesidir yani? Bugün de bir abi sormuştu. Ona da cevap verelim. Ona da selam ediyoruz. Cihat abimize. Abi. İnsanın letaiflerinin içerisinde bir latife var ki ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olmuyor. Peki bu nedir? Bunu benim külliyatta gördüğüm iki tane abi. Bir, Latife-i Rabbaniye. İki, vicdan abi. Latife-i Rabbaniye başka yerde izahat olarak geçiyor. Şimdi o yerinden okumuyorum ben. Ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olmaz diyor. Latife-i Rabbaniye için söylüyor. Latife-i Rabbaniye'nin mesela göz görüyor, kulak işitiyor ya. Latife-i Rabbani'nin vazifesi Allah'ı görmek abi. Nasıl yani? Müsbet veya menfi. Ne olursa olsun. Onun vazifesi o. Yani kulak nasıl sesleri işitiyor? Latife-i Rabbani'nin vazifesi ebed ve ebedi zattan başkasına razı olun. Onu görmek yani. Yani kıyamet kopsa değil mi? Mesela adam cehenneme girmiş. Öyle bir rivayet var. Cehennemde abi ateşin hikmetlerini anlatıyor. Diğer insan. Bak Allah'ı görüyor orada. Kıyamet kopmuş diyelim ki deprem olmuş, korkunç bir deprem olmuş değil mi? Orada Allah'ı görüyor. Bu çok dehşet bir şey. O latifenin vazifesini yaptığının şeyi abi. Şimdi birincisi bu. Latife-i Rabbani'nin vazifesi Allah'ı müşahede etmek, ebed ve ebediyet, ebed ve ebedi bir zat ya abi. Sen buna tabi olduğun zaman, bütün esbab, olay ve hadisede bunu gördüğün zaman ona göre hareket edebilme potansiyelin var.
Gafletten kurtulmanın şeyi bir tanesi bu. O Allah'ı görmek. Latife-i Rabbani'ye itaat et. İkincisi abi vicdan. Şimdi burada duygularının ve latifelerinin sultanıdır diyor. Buna vicdan daha çok uyuyor. Şimdi vicdan alemi şehadetle alemi gayb ortasında noktayı iltisaktır. Fıtrat-ı zişurdur diyor. Yani vicdanın bir tarafı gayba bakıyor, bir tarafı şehadete bakıyor. Şehadete bakan tarafı duygu, öteki tarafa bakan tarafı latife desek. Şimdi insan gaflet ediyor abi. Gafletten de gaflet edebilirsin. Gaflette olduğunu bilmiyorsun. Bir şeye bağlanmışsın, bağlandığını da bilmiyorsun. Ama vicdan öyle değil. Akıl tatile eşgal etse vicdan Allah'ı unutmuyor. Hani biz vicdanın sesi diyoruz ya abi. Vicdanın sesine uyarsan abi kurtulursun. Vicdanın sesi diyoruz ya abi. Şimdi teknik bir izahat yapıyorum. Teknik bir ne demek yani vicdanın sesi abi? Şimdi Allah'ın kelamı Serdar abi, kelamı ezeli ya abi. Kelamı ezeli demek o ezeli bir kelam mahluk değil. Yani mesela benim kelamım mahluk ya, konuşuyorum. Mesela alttaki komşu, yandaki binalar beni duyamıyor. Çünkü zaman ve mekan benim konuşmama kayıt koyuyor. Kelamı ezeli de Allah'ın kelamında o kayıt yok. Zamansız ve mekansız. Bütün zamanlara, bütün mekanlara bakıyor. Şimdi kelamı ezelinin evet böyle diyelim ki mertebe mertebe vasıfları var. Mesela vahiy, şumul ilham, sunuat, tulaat, işarat, ilhamat böyle konuşmaları var. Allah kelamı ezelisiyle bütün zamanlarda, bütün mekanlarda konuşuyor. Susmak, Serdar abi, insana mahsus bir şey. Allah susmaz yani. Mesela ben şimdi susuyorum ya abi. Acaba ne diyeyim, şunu da söyleyeyim mi, bunu da söyleyeyim mi? Bir sürü tedai efkar oluyor. Susuyorum onları dengelemek için. Bu Allah hakkında muhal abi. Allah kelamı ezelisiyle bütün zamanlarda, bütün mekanlarda konuşuyor. Bunun konuyla alakası ne? Vicdan dediğimiz, vicdanın sesi diyoruz ya abi. O işte insana bakan o konuşma çeşitlerine halk arasında vicdanın sesi denmiş. Bu peygamberlerde vahiydir abi. Üsa Hazretleri'nde şumulli ilhamdır. Diğer talebelerde sunat, tulat, işaret, ilhamat oluyor. O vicdanın sesi dediğimiz şey o Allah kelam ediyor yani. Konuşuyor seninle. O konuşmanın bir çeşidi yani. Halk buna vicdanın sesi demiş. Sen yanlış bir şey yapıyorsun. İçeriden bir ses var. Yanlış yapıyorsun değil mi? Bak Allah bütün mahlukatla konuşuyor ya abi. Seninle de konuşuyor. Bütün mahlukatla konuşuyor. O konuşmayla arı bal yapar. Ondan sonra tavuk yumurta yapar. İnek süt yapar abi. O konuşmayla oluyor. Sen de bir iş yaparken Cenab-ı Hak diyor ki bak bir iş yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Abi bunu fark etmek, bunu bir fark et. Sen şimdi vicdanın sesiyle hareket etsen her şeyi sana söylüyor mu? Doğru yanlış abi. Öyle değil mi? İşte burada itaat et, kurtul dediği o yani. Vicdan yani. Daha mantıklı o. Yani mantıklı derken iki tane görüyorum ben külliyattan. Vicdan. Peki abi şöyle bir şey var. Şimdi normalde Ayhan abi Allah seninle sürekli konuşuyor. Sürekli konuşuyor ama sen başka şeylerle meşgul olduğun için o konuşmayı fark edemiyorsun. O vicdanın sesi dedikleri halk arasında. Normalde ilhamat, sunat, tulat, işaret deniyor abi. Fakat sen çok şeyle meşgul olduğun için o kelamı duyamıyorsun. Fark edemiyorsun. Nasıl yani? Bak ben şimdi konuşuyorum. Beni duyuyorsunuz ya abi. Net bir şekilde bak. Aynı anda 3-5 kişi konuşsa benim bu kelamımı duyabilir misin? Bu şekilde net. Duyamıyor. Çok yukarıdaki metinden geliyorum bak. Ahirete taalluk etmeyen, seni ilgilendirmeyen ne kadar iş varsa onlarla ilgilendiğin için fuzuli maleniyat, halbuki sen onlar için yaratılmadın. O vicdanın sesi duyamıyorsun. Hani abi der ulan ne vicdansız adammış diyor ya abi. Bu adamın vicdansız olduğunun maddesel ifadesi değil, maneviyatsal ifadesi. Yani Allah sana kelam ettiği halde yapma yanlış yapıyorsun. Ona rağmen o fiili yapıyor. Vicdansız demesi o. Yoksa adamın vicdanı var yani organa. Hani kalpsiz diyor bak kalp çalışmasa adam yaşamaz ki. Serdar abi.
Vicdansız demek o. Şimdi toparlıyorum. Şimdi burada dedi ki sen gafletten kurtulmak mı istiyorsun? Uhreviyata, maneviyata, ahirete çalışıp dünyevi işlerde denge mi istiyorsun? Kendini tanıman lazım. Sende bir letaif var. O senin sultanın diyor. Ona itaat et, kurtul. Neymiş o? İki tane dedik külliyatta. Latife-i Rabbaniye. Onun vazifesi Allah'ı görmek, müşahede etmek. Her yerde onu görürsen abi, izini, özünü, yüzünü görürsen sen gaflette olmaz. İkincisi de vicdan. Vicdanın sesini dinleyeceksin. Kelam-ı ezelinin farkında olacaksın. Gürültüden, patırtıdan, yani fuzuli maleyani işlerden uzak durduğun zaman ilhamat, sunat, işaret, ihtarat olur. Halkın vicdani sesi de diyor abi. Sen ilhama mazhar oluyorsun. O zaman oturman, kalkman, yemen, içmen, konuşman, bunlar hepsi emirle, komutla oluyor abi. Yanlış yaparsan müdahale ediliyor. Bak bunun göstergesi Risale-i Nur abi. Nasıl yani? Kaç tane risale var? Bak ihtar edildi ki diyor. İhtar eden kim abi? Öyle değil mi? Allah müdahale ediyor bak. Ya bu çok ifadesi var külliyatta. Evet.